Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ET8'deyiz. Şöyle Mercedes Actros MP3 aracımız var. Arkamızda da Kron Dorse'miz var. Bergen'den geldim arkadaşlar. Yani tam şu karşı taraftan geldim. Dün gece şöyle döndüm ve buraya aracımı park ettim. Şimdi de yola çıkacağız. Şöyle tamam, el freni ilikmiş zaten. Şöyle soldan yola devam edeceğiz. Konuşacağımız şeyler var. ETS2'ye gelecek şeyler hakkında. Ondan sonra etkinlikten bahsedeceğim. Vesaire vesaire, bayağı konuşacak şey birikti. Uzun zamandır da ETS videosu gelmiyordu. Bir arkadaş istemiş. Ben de onun için çekeyim dedim. Ona da buradan selam olsun. Evet. Şimdi öncelikle şu anda götürdüğümüz dorse etkinlik dorsesi arkadaşlar. Şöyle tekrardan göstereyim. Görüyorsunuz. Bu etkinlik dorsesi. Bunu alabilmeniz için World of Trucks'ta hesabınızın bağlı olması lazım. Yani ET8'deki profiliniz World of Trucks'ta bağlı olması lazım. Daha sonrasında bunu alacaksınız. 12 tane farklı şehre taşıyacaksınız. En az 200 kilometre olmak kaydıyla. Bunu taşıdıktan sonra sizlere Kron ve Goodyear'ın kabin aksesuarlarını veriyor. Böyle cam asabiliyorsunuz. Bunları detaylı bir şekilde incelemek için aşağıda açıklamada link vereceğim. Videonun açıklama kısmında. Oradan gidip detaylıca işte nasıl yapabileceğinizi falan hepsi orada Türkçe bir şekilde yazıyor. Oradan rahatça araştırabilirsiniz. Daha sonrasında bu etkinlik konusunu geçersek. Bu arada ben etkinlikte şu an 7. işi götürüyorum. Vagio'ya doğru ilerliyoruz. Bergen'den çıkmıştık. Şimdi ikinci geleceğimiz konu ise ET8 Almanya haritası yenileniyor arkadaşlar. Almanya haritası geliyor diyecektim ya. Gelmiyor, zaten vardı. Yani oyunun ana haritası yenileniyor diyebiliriz. Almanya bölgesi yenileniyor. Almanya'nın kuzeyinden başlıyorlar. Tabi bu bir başlangıç. Sadece Almanya'yı yenileyip bırakmayacaklar. Almanya yenilenecek. Ondan sonra önümüzdeki güncellemelerde İşte nereler var başka? Çek Cumhuriyeti var. O yenilenir. Ondan sonra Hollanda yenilenebilir. Bunların hepsi önümüzdeki güncellemelerle parça parça yenilenecek şeyler arkadaşlar. Yani ana haritada artık güzel bir şekilde oynayabileceğiz. Ana harita bildiğiniz gibi kötüydü diğer DLC'lere göre. Bayağı eskiydi vesaire. Artık o da yenileniyor. Onu da rahat rahat oynayabileceğiz. Şu parklanmalarını açalım. Bugün Actros MP3 kullanasım geldi nedense. Bir eskilerden bayağı kullanmadım ben bu arabayı. Eskiden çok kullanırdım. Son zamanlarda kullanmayınca bir kullanasım geldi. Şöyle devam edelim. Bu kabin aksesuarlarını soranlar oluyor. Her videoda gene söylüyorum. Yine yeniden söyleyeceğim. Videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Cecil ile geliyor. Cecil Trailer Pack var. Cecil kabin aksesuarları vesaire var. Hepsini açıklama kısmından bulabilirsiniz. Bu arada Ramazan ayındayız bildiğiniz üzere. Allah herkesin tuttuğu oruçları kabul etsin. Umarım sıkıntısız bir şekilde orucunuzu tutuyorsunuzdur. Allah olmayanlara, açlara, yoksullara derman olsun diyelim. Buradan da sosyal mesajımızı verelim ama tabii ki bunları da bilmek gerekiyor. Oruç tutmak sadece aç kalmak değildir. Bu da aklınızda bulunsun diyelim. Evet dedik. Bu da şey gibi oldu. Diyelim dedik falan, böyle televizyon programları var ya. Aynı onlara döndü. Öyle işte. Bir ETS2 çekelim dedik. Bu aralar şöyle bir sıkıntı var. 1.31 güncellemesi geldiğinden beri araba modları 1.31 ile çalışmaz bir duruma gelmiş. Onu da ben bir arkadaş söyledi. Oradan fark ettim. Ford Courier modu var bizim, biliyorsunuz. Videosunu çekmiştik. O videonun altına yazmış. Mod demiş çalışmıyor. Ben de baktım, girdim falan. Daha sonrasında 1.31'de hiçbir araba modunun çalışmadığını fark ettim. Onun için de bir tane dosya yapmışlar arkadaşlar. 1.31'de araç modlarını çalıştırma dosyası diye. Onu da videonun açıklama kısmına koyarım. Onu da indirin eğer araç modu kullanıyorsanız. O olmadan çalışmıyor.
O da aklınızda bulunsun. 1.31'de bir şeyler değişmiş de dışarıda ne oluyor abi? Felaket bir gök gürlüyor. Ankara zaten son bir haftadır falan her gün böyle gök gürlüyor vesaire. Yerler titriyor, değişik. Bayağı yağmurlu havalar var. Ama güzel oluyor böyle oruç tutarken rahat oluyor. Bu da ayrı bir avantaj. İşte öyle Almanya yenilenecek. Bu etkinlik var. Bu etkinliğin bitmesine bir 15 gün vesaire kaldı diye hatırlıyorum. Bu Dorsa etkinliği bir ay süreli geldi. Bu bittikten sonra yaza doğru Kron Dorsesi gelir. Daha sonrasında Goodyear lastik DLC'si gelebilir. Daha da bilinen bir şey yok. Scania 8x4 geldi şasi. Mighty Griffin modifiye DLC'si Scania'ya uyarlandı. O tarz şeyler oldu. ETS'ye gene Baltık ülkeleri geliyor. Bir de söyleyebilsek. Baltık ülkeleri falan. Baltık ülkeleri DLC'si geliyor biliyorsunuz. Map DLC'si. O da gelecek. Falan filan. Gene bu yıl güzel geçecek diyebilirim. Artı bu adamlarla bir röportaj yapmışlar. Burada işte MAN TGX16 vesaire sorulmuş. MAN TGX16 gelecek mi diye. Model lisansını yani model lisansı değil de bu araçlar yapmaları için işte bir tasarım veriliyor bunlara. O tasarıma göre yapıyorlar. Bir proje gibi diyeyim. O tasarımı MAN Euro6 için vermemiş. Ama lisans vermiş diye biliyorum ben. Öyle hatırlıyorum. Lisans vermiş. O tasarım dosyasını vermediği için geç kalmış. Yani şu anda araç yapılıyormuş diye okudum diye hatırlıyorum veya. Siz bir gidin daha net bilgiler alabilirsiniz. Videonun açıklama kısmına bu konuyu da koyarım. Bir röportaj olayı. Yani olaylar bu şekilde. Önündeki çift dorsem ya. Aynen. Bu da Sisil Trailer Pack'le geliyor. Oyunun orijinalinde çift dorse trafikte dolaşmıyor. Bu yeni Scania da trafikte dolaşmıyor. Ona da artık bir el atsalar güzel olacak. O da bir sonraki güncellemede inşallah. Bu ayna olayı vardı 1.31'de. İşte aynalar daha gerçekçi olmuştu vesaire. Onu beta bittikten sonra kaldırmıştı arkadaşlar. Sebebi de bu ayna olayı bazı insanlarda performans düşüklüğüne yani FPS düşüklüğüne yol açmış. Aslında kalsa çok daha güzel olabilirdi. Bu kavisi vardı bir aynanın kavisi bir şekilde getirmişlerdi. Yani ben bir problem yaşamamıştım açıkçası. Gayet de sevinmiştim geldiği için ama gel gelelim ki bazı insanlarla performans sıkıntısı yaşatmış. Onun için de şimdilik kaldırmışlar. İleride umarım daha iyisini yaparak getirirler. Dorse kabloları geldi. Bildiğiniz üzere. Bayağıdır konuşmayınca böyle abandık gittik ya ETS hakkında. Başka unuttuğum bir şey sanırım yok. Videonun altına sorularınızı vesaire yazabilirsiniz. Ben her zaman zaten yorumları cevaplıyorum. İstediğiniz şekilde yazabilirsiniz. İstediğiniz bir oyun varsa yazabilirsiniz. Videosunu çekeriz. Eğleniriz. Bu arada Zula videosu var. Onu izlemeyi unutmayın. Güzel bir video oldu. Böyle komik anlar gibi bir şey. Ama böyle hani komik anlar normalde ne olur? 10 videodan seçersin atıyorum. 10 videodan 5 tane komik an çıkar vesaire. Bu öyle değil. Bu bir video ve bir videodan çıkan komik anlar gibi değişik bir şey. Onu da izlemeyi unutmayın. O da beni çok uğraştıran bir videoydu. Bayağı zamanımı aldı ama güzel oldu. Onu da izlemeyi unutmayın. Şu anda sağ üstte karttan çıktı. Evet, şu an çıktı. Neyse. O şekilde yani şey yaptık bir de outro yaptım. Yani outro mu? Outro öyle bir şey. Ya okunuşunu tam bilmiyorum. Yazılışına benzer bir şekilde okuyorum. O konuda bir fikrim yok. Outro diyorum ben şu anlık. Outro yaptım. O da videonun sonunda güzel bir hava kattı gibi düşünüyorum. Dediğim gibi her gün 16'da video yayınlanıyor bir aksilik olmazsa. Videoları Adobe Premiere ile editliyorum editlenmesi gerektiğinde. Zaten her videoyu editlemek zorundayım çünkü Nvidia Shadow Play'den aldığımız zaman
boyutları fazla çıkıyor. Bayağı bir, mesela şu anda bu video en az bir 10 GB çıkmıştır. En az yani, en az hali. Bunu Adobe Premiere'e atıyoruz arkadaşlar. O bayağı bir düşürüyor. Kaliteden de pek kaybettirmeden düşürüyor. Bir de editlenecek kısımlarını editliyoruz, kesiyoruz, biçiyoruz. Ve yüklüyoruz. Bu bizim için daha rahat oluyor. Adobe Premiere Edit programı. Bunu da söyleyelim. Bilgi olsun. Arkadaşlar Facebook sayfası var. Ben de bugün vallahi ne konuştum ha, hiç susmadan. Facebook sayfası var açıklama kısmında. Ona gidebilirsiniz. Daha sonrasında Steam hesabım var. Steam grubumuz var. Steam kullanıyorsanız gelebilirsiniz. Öyle takılabiliriz yani. Hiç sıkıntı yok. Assetto Corsa çekeceğim yakın bir zamanda. Bir de bu ETS1 çekeceğim. nostalji programı olarak bir ETS1'e de girmek lazım. Bakalım nasıl ETS1'miş. Hop 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 ya abi abi. Yapma ya, nasıl vurduk ya. Vallahi son anda fark ettim, durmadı. Neyse, pek bir sıkıntı yok. Hadi artık. Adamın dor sesi yamuldu ya. Neyse biz şöyle bir geçelim o zaman. Vay de. Dayı ne yapacağız burada şimdi? Dur. Vallahi sıfır geçiyoruz ha. Evet geçtik. Şuradaki benzinliğe de çekip bu videoyu da bitirelim arkadaşlar. Fazla uzun olunca yüklemesi zor oluyor. Bir de fazla sizi tutmayalım artık. Yani misafirin, yok hasta ziyaretinin kısa olanı mı? Gerçi hasta ziyaretine mi geldiniz siz de? Neyse. Abi şuradan nasıl döneceğiz ya? Trafik vallahi felç oldu ya. Bir adam arkadan vurduk, trafik felç oldu. Şöyle dönsek. Yok olmuyor. O zaman biz şurada sağ çekelim ya. En iyisi. Çünkü benzinliğe giremiyoruz. Girişi kapatmışlar. Şöyle duralım. Farlarımızı kapatalım, motoru da kapatalım. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.